Merhabalar değerli izleyenler. Şimdi Ne Yapmalı programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün önemli bir konuyu işleyeceğiz. Evlilik öncesi süreçte dikkat edilmesi gerekenleri, evlilik kararı verirken, hayat arkadaşımızı seçerken dikkat etmemiz gerekenleri konuşacağız. Bu konuda pek çok problem yaşanabiliyor. Ne yapmak lazım, nelere dikkat etmek lazım, nelerden kaçınmak lazım? Bütün bunları detaylarıyla ele alacağız. Çok değerli bir konuğum var. Psikiyatrist, yazar Mustafa Ulusoy hocamız bizlerle birlikte olacak. Şimdi Ne Yapmalı başlıyor. Evliliğe giden süreçte nelere dikkat etmeli, doğru karar vermek için ne yapmalıyım diyorsanız, psikiyatrist Mustafa Ulusoy'la evlenmeyi düşünen çiftlere uyarı ve tavsiyeler sunuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Mustafa hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Bizler de gayet iyiyiz elhamdülillah. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için en başta. Evlilik meselesi dedik. Önemli bir karar, hayatın bir dönüm noktası diyoruz ama bazen işte çok duygusallıkla, bazen başka şeyleri öncelemekle, bazen romantizmin fazla etkisiyle yanlış kararlar veriliyor ve ömürlük bir ilişki beklenirken böyle 3 aylık ilişkilere maalesef ya da ömür boyu çekilen problemlere, sorunlara yol açabiliyor. Ne yapmak lazım? Bütün bunları konuşacağız ama programımızın başında da hemen anons edelim. Pek çok güzel kitabınız var ama bizim bu programda kaynak olarak kullandığımız Evlilikler, Yalnızlıklar, Umutlar isimli kitabını Mustafa hocamızın sizlere hediye edeceğiz. Yayınımıza bağlanan ve bize sorularını ulaştıran izleyicilerimize hemen bunu da paylaşmış olalım. Bir başucuk kitabı tüm evlilik çağındaki gençler için diyelim. En başta hocam evliliğe bakış açımızı konuşarak başlamak istiyorum müsaadenizle. Evlilik nedir, ne değildir? Bu konudaki hatalarımız nelerdir bakış açısından? Birçok tarifi yapılabilir ama Kur'an'daki bir ayet benim için çok anlam taşıyor bu çerçevede. Mealen birbirinize seveceğiniz ve birbirinize merhamet edeceğiniz sizi çiftler halinde yarattık. Hı hı. Kainat, daha doğrusu yeryüzündeki insan denilen varlıkların bir özelliği, herhalde bu melekler alemi ve diğer alemdeki insan varlıklar için çok geçerli bir şey değil. İnsanlar alemi, hatta hayvanlar alemine baktığımız zaman bir çift olma halini görüyoruz. Bu Allah'ın bir iradesi. Ve bu güzel bir irade. İki tane farklı cins yaratarak bizi ortada bırakmamış. Bu iki cinsin, iki cins denilen varlığa kalp koymuş, hissiyat alemi koymuş. Şimdi çok sevdiğim bir kelimedir, bağlanmak kelimesi. Ve bu iki farklı cins varlığın birbirine bağlanma potansiyeli yaratmış. İki tane kalp birbirine bağlanabiliyor. Meselenin ilk başlangıcı burada başlıyor. Bu çok anlamlı. Hiç tanımadığınız, bilmediğiniz, görmediğiniz, hayatınızda hiçbir yer işgal etmemiş belli bir zamana kadar bir insanı görüyorsunuz ve kalbiniz de ona karşı bir şeylerin oluştuğunu görüyorsunuz. Ve ondan da size böyle bir şey geliyorsa iki tarafın kalbi birbirine bağlandı. Kur'an'da yine başka bir ayette müellifil kulüp diye, kalpleri birbirine bağlayan, telif eden diye geçiyor. Evliliği güzel ve anlamlı kılan temel faktörlerden bir tanesi bu gibi geliyor. Bağlanmak. Yani milyonlarca kadın ya da milyonlarca erkek var. Milyonlarca kadın ve erkeğin değil de bir tanesinin içerisine bağlanıyorsunuz. Ve daha sonraki aşamada, şimdi bağlanmak da yetmiyor burada. Yani hani bağlanmaktan kasıt aynı zamanda sevmek, muhabbet beslemek. Bağlandığınız insanın sizin için önem atfetmesi gerekiyor. Zaten normalde sevgi ve muhabbet ve bağlanmak da bunu gerekli kılar. O sizin için başka bir insan değil, özel bir insan, önemli bir insan ve o önemli olan insan sizin için artık sizin sorumluluk alanınızda olan bir insan. Bir başka kavram sorumlu olmak bu çerçevede. Yani kadın da erkekten sorumludur, erkek de kadından sorumludur. Sorumluluk alanları nispeten farklı olsa da. Dolayısıyla bu sorumluluk la birlikte, yani geceleyin salonda uyuyakalmış eşinizi üstü açıksa onun o haline bigane kalamazsınız. Aman bana ne diyemezsiniz. Bir şey size, onun hayatına bir şey katmak, bir şeyleri değiştirmek, iyi bir yola girmesi için içinizdeki bir takım duyguların yönlendirdiğini görürsünüz. O ayetten yola çıkarsak, devam edersek, birincisi muhabbet. İki insan birbirine muhabbet besleyecek. Daha sonra da merhamet edecek. Merhamet etmek çok gerçekten üzerinde düşünmesi gereken bir kavram ve aşktan çok daha farklı ve çok es geçtiğimiz, dikkate çok almadığımız bir kavram. Tam olarak sormak istediğim nokta bu hocam. Şimdi kaynak kalp dediniz. Kalpte başlar aslında ve oradaki o sevgiyle, muhabbetle, bağlılıkla, merhametle hepsi aslında kalbi bir takım kavramlar. Ama burada yani kalbimizi ön plana çıkaralım derken bazen aşk dediğimiz başka bir kavramla bunu karıştırıp onun, bilmiyorum tabirim caiz midir, doğru mudur, tuzaklarına düşebiliyoruz. Çok doğru. Burada sizin çok güzel bir ayrımınız var, kitabınızda da ifade ettiğiniz. Aşk sormayı ertelediğimiz sorulardır, evlilik ertelediğimiz soruların cevabıdır diyorsunuz. Yani o fena cevaplar getirir. Hem de nasıl, çünkü bizzat da tecrübe olarak, yaşayarak öğrendiğimiz bir süreç haline gelebiliyor. Evlilik öncesinde eğer aşk duygusu daha fazla öncelenir, ön plana çıkarılır ve bunun getirdiği setle konuşulması gerekenler konuşulmaz, sorulması gerekenler sorulmaz, görülmesi gereken problemler algılanmazsa bu sefer gerçeklerin hepsi evlilikte çıkıyor. Peki muhabbetle aşk arasındaki fark nedir hocam? Ben bunu şöyle bir örnekle anlatmaya çalışıyorum. Hani çok kaba bir tarifle aşk, muhabbetin çok yoğunlaşmış hali. Şimdi bu biraz başa bela bir duygu. Şöyle bir başa bela oluyor aşk. Aşık olan bir insan bir nevi sarhoştur. Yani kısmen dost aklı başına gitmiştir. Olayları, karşıdaki aşık olduğu insanı reel ve gerçekli bir şekilde değerlendirme yetisinden nispeten mahrumdur. Evet. Aşık olan insanın bir bahçeye gittiğini düşünelim. Elinde bir sepet taşıyor. Bir meyve bahçesi bu. Ve meyve bahçesi, elindeki sepette meyve bahçesinde meyve toplayacak. Aşık olan insan gider, sadece ağaçlardaki olgun, güzel, tatlı olmuş olan meyveleri toplar. Topladıktan sonra elindeki sepete bakar ve der ki işte bu bahçenin ürünleri burada. Şimdi bu ifade ciddi bir yanılgıyı barındırır içerisinde. Çünkü aşık olan insan aşık olduğunun meyve bahçesine, onun dünyasına, onun alemine girdiğinde onun sadece iyi taraflarını görür. Dünyanın en akıllısıdır, en zekisidir, en şefkatlisidir. Ve aşık olan insanın çok temel başka bir problemi ortaya çıkar, tevil eder. Şimdi gördüğü aksaklıklar vardır. Yani diyelim işte evlenmeyi düşündüğü insan tembeldir, evlenmeyi istediği insan biraz agresiftir vesaire, bir takım arızalar dikkatini çeker. Fakat bunları tevil eder, bunları kendine görmemez, tevil ederek onları yok sayarak üstesinden gelmeye çalışır. Şimdi evlilik böyle başlayınca aşkla bu tersine ifrat tefriti doğuruyor bu sefer. Bir insanın dünyasındaki arızalı tarafları kabullenmeden ve net bir şekilde görmeden evliliğinize başladığınızda bu sefer aynı kişi ister istemez evlilik hayatının getirdiği o yakınlıkla birlikte o insanın mahrem dünyasına daha yakın giriyorsunuz ve arızalar çıkıyor. Yani kocanız işte çoraplarını sağa sola atıyor, dağınık birisi veya kadın dağınık veya birisi biraz daha tembel, birisi az konuşuyor. Ya ben hiç nişanlıyken böyle olduğunu düşünmüyordum diyor. Benim kocam diyor, evlendikten sonra baktım diyor, akşam eve geliyoruz, oturuyoruz, bir kelam etmiyor benimle. Şimdi bu adam bunlar aşık olarak evlendilerse bu adam nişanlık döneminde de çok fazla kelam etmiyordu. Doğru. Ama şimdi, aşk onu göstermiyor. Göstermiyor ve tevil ettiriyor. Bu sefer aşık olandaki duygular tersine inkılap ediyor. Bahçeye giriyor. Elinde yine aynı sepet var. Bu sefer de sadece çürük, olgunlaşmamış meyveleri topluyor. Yani karşıdaki insanın arızalarını toplamaya başlıyor. Burada hocam... Ve diyor ki bu bahçenin ürünü budur diyor. Şimdi aşık olanın bu bahçenin ürünü dediği de yanlış, irreal, gerçek dışı. Bahçenin sadece çürük çarık meyvelerini toplayıp bu bahçenin ürünü budur demek de ikisi de haksız bir hüküm. Çünkü insanoğlu bir bütün. İyi yönleri de var, kötü yönleri de var. İki insanın birbiriyle anlaşabileceği yönleri de var ama zıt yönleri de var. Yani mükemmeli aramak ya da o kişiyi mükemmel zannetmek de bir hata. O tersine inkılap ettiğinde korkunç, nefrete dönüşüp korkunç bir insan gibi bir yargıya varmakta. Doğru olan yöntem o zaman, o denge nasıl sağlanacak hocam? Siz aşkın sadece kaymağına talip olmak gibi bir ifadeniz var ki günümüzün en başta ilişkilerde en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Biz sadece kaymağını istiyoruz, en güzel yanlarını, ama hayat öyle değil. Şimdi narsizm çağının çocuklarıyız hepimiz. Narsizm çağı demek eskiden haz duygusu olarak... Hazın ön plana çıktığı bir çağ olarak düşünüyordum ama son zamanlarda daha çok rahatına düşkünlük olarak tarif etme daha bana uygun geliyor. Bu modern çağın insanın rahatına düşkün insan. Rahatına düşkün olan bir insan evlilikte sorun istemez. Evlilikte yük istemez daha ziyade. Şimdi iki insanın beraber yaşamasıyla birlikte iki insanın birbirine yüktür artık. Yani şimdi biz annelerimiz için yük değil miydik? Öyleydik tabii ki. Hala da yük değil miyiz? Öyle. Bir romanda vardı, hiç unutmam, çok yıllar önce okumuştum. Bir masada bir grup yemek yiyor. Yemek yiyenlerden bir tanesi de 80 yaşında bir kadın. Diğer arkadaşıyla konuşuyor. Dün akşam diyor uzun uzun kızın da telefon görüşmesi yaptık, onun sorunlarını konuştuk diyor. Kızınız kaç yaşında diyor, 60 yaşında diyor. Yani 60 yaşında da gelseniz... Tabii. 80 yaşındaki anneniz için yüksünüz, 80 yaşındaki anneniz sizin için yük. Narsizm çağı insanlar bu yüklerden arınmış, naylaylom. Doğru. Sürekli kahvelerini içecekler, güzel sohbetler yapacaklar. Hep gezecekler, hep film seyredecekler. Filmi de çok kavga yapmadan hiç seyredecekler. Hiç hastalanmayacaklar gibi ütopik, son derece fantastik bir beklenti içindeler. Tam film seyrediyorsunuz örneğin. İki tarafında çok sevdiği bir film. İşte beraber tartışacaksınız. Kadın da güzel bir kahve yapmış gelmiş. Türk kahvesi orta şekerli. Ondan sonra zır telefon çalıyor. Bir akrabanız ya da işte kadının ya da erkeğin tarafından bir akrabayla ilgili bir sağlık problemi olmuş. Çünkü gidilecek, artık film seyredilmeyecek. Oraya gidilecek işte bir hastaneye belki bilmem ne olacak falan. Ne oldu? Biz yükümlülük geldi, sorumluluk geldi. Aşka bel bağlayan insanlar... bu sorumlulukları istemezler. Çünkü o aşkın fantastik dünyasında sorunlara yer yoktur. Her şey çok güzel, her şey yolunda gidecekti ama evlilik böyle bir şey değildir. Evlilik, daha da doğrusu ilişki denilen şey. Ben hastalarıma derim, ya kaliteli şekilde kavga ediyorsunuz, yapın ne kadar güzel. Bazen derler ki, ya biz çok kavga ediyoruz. Ya yapın, dibine kadar yapın, dibine kadar yaşayın o kavgayı. Sahici bir kavga... Sahici, gerçekten içten gelen bir kavga bile sağlıklı bir bağlılığın göstergesidir. Dünyada kavga etmeyen kim var? Melekler var. Doğru. Meleklerin hayvanlar alemi kavga ediyor. Ya da kavga bile etmiyorsa bitmiştir zaten o ilişki diyebilir miyiz? İlişki denilen şey bağlılığı gerekli kılar. İlişki denilen şey kavgayı gerekli kılar. İlişki denilen şey karşıdakinin ne yük olmayı, karşıdakinin de kendisine yük olmayı gerekli kılar. Bu bir gerilim alanı oluşturur ister istemez. Dünyanın zaten kendisi zor. Doğru. Evlilik de bu anlamda zordur ve bu zorluğa aşkı idealleştiren insanlar talip olmak istemiyor. Şimdi bir nimete, evlilik güzel bir nimet. olmazsa olmaz bir nimet değil ama güzel bir nimet. Bütün nimetler gibi içerisinde külfet barındırır. Bu külfete talip olanlar, bu külfete razı olan insanlar sahici, sahih, doğru, kalıcı ve sağlam bir bağlılık ve sağlam bir ilişki inşa edilebilir. İlişki inşa edilir. Hı hı. Bir de hani ve çok, sizin de söylediğiniz gibi bin aşktan da evladır o zaman hocam. Çünkü aşık olmak bir maharet değil. Doğru. Neden maharet değil? Bir insanı bir yerde görürsünüz. Diyelim işte bir düğüne gittiniz, süslendiniz, püslendiniz. Karşıdaki de işte giyinmiş, kuşanmış ya da daha başka bir ortamda bir şekilde iki insan birbirini gördü. Aşık oldular. Şimdi dünyada şöyle bir şey duyduk mu hiç? Ben karar verdim, X kişisi bana çok yakışıklı geliyor, ona aşık olacağım. Ya da şu hanımefendi çok tatlı birisine benziyor, karar verdim, ben ona aşık oldum. Böyle bir şey olmaz, yok. Çünkü neden yok? Çünkü aşık olmak iradi bir mesele değildir. Kalbin kendi kararıdır. Bizim hiçbir tasarrufumuz yok. Ne yapıyoruz aşık olmak için? Hiçbir şey yapmıyoruz. Bu çerçevede insan iradesinin ve emeğinin işlemediği bir alandır aşk. Ama bu aşkın bir vazifesi olmadığı anlamına gelmiyor. Aşk biz biraz evlilik gibi zor bir kararı kolaylaştırmak için de biraz yakıt görevi görür. Hı hı. Hani makinenin dişlerin birbirine değdiği zaman rahat çalışması için yağ koyulur ya. Evet. Aşkın öyle bir işlevi vardır. Ama son derece yanıltıcı bir tarafı da vardır. Aşk, bu noktayı tekrar altını çizmek istiyorum. İradi bir durum olmadığı için emek sarf etmeniz gerekmez. Ama ilişki inşa etmek insanın egosu, nefsi istemez. Çünkü orada külfet vardır, zahmet vardır. Eşinizin hayatıyla ilgili bir size yük olan kısmını üstlenmeniz vardır vesaire vesaire. Peki, yani severek evlendik ama şimdi hiç anlaşamıyoruz diyen çiftler de bu noktadan bir baksınlar. Sevmek muhabbet mi yoksa o aşkın tuzağına mı düşüldü de gerçekler görüldü? Buradan bir sorgulama yapalım. Aşık olunca her şey bitti sanılıyor. Hı hı. Yani tamamdır, ben aşık oldum, hayatımdaki en doğru insanı buldum, bitti, hemen evlenirim. Hayır. Size aşk bir imkan sağlıyor, önünüze bir sermaye, bir şey koyuyor. Bunu değerlendirmek için önünüze konulan bir durum aşk. Evet. Hocam İstanbul'dan bir izleyicimiz var hattımızda. Bakalım bize neler soracak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Benim hocama sorum olacaktı da ben 3 yıllık evliyim eşimle. Peki. Bu 3 yılın öncesinde bizim 10 ay kadar da bir nişanlık sürecimiz oldu. O zamanlar ufak ufak atışmalarımız vardı ama evlendikten sonra daha da bu şiddetlendi. Araya aileler girdi. Zaten bizim yörelerimiz farklı olduğu için ayrıca o problemler de meydana geldi. Ama eşimle şu anda gerçekten hem saygısızca, aramızda herhangi bir sevgimiz muhakkak var aramızda ama saygısızca şu anda birbirimize davranıyoruz. Yani bunun için ne yapmam lazım? Boşanma aşamasına kadar geldim kendimce ama eşim zaten hem saygısız davranıyor hem de boşanmayı da kabul etmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. İkiz bebeklerimiz var bizim. Sessiz ve eşim benim çok anlayışsız. Evet. Var mıdır hocam sormak istediğiniz, açmak istediğiniz mesele? Yani çok soru tabii insan aklına geliyor böyle bir durum için. Üzücü bir durum tabii ama şimdi ekranların içerisinde, ekranların önündeyken, seyircilerin önündeyken bu soruları biraz sormak zor. Peki benim o açımdan. Zaman izleyicimize veda edelim. Hemen sorunuza geçelim. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Pek çok evliliğin yaşadığı problemler bunlar aslında. Bakalım hocamız bize neler tavsiye edecek. Hoşçakalın. Evliliğe giden süreçte nelere dikkat etmeli, doğru karar vermek için ne yapmalıyım diyorsanız, psikiyatrist Mustafa Ulusoy'la evlenmeyi düşünen çiftlere uyarı ve tavsiyeler sunuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Peki, 3 yıllık evli, 10 aylık nişanlılık süreci geçirmiş, ikiz bebekleri var fakat atışmaların çok olduğu ve saygısızlığın olduğu bir evlilik. Ne dersiniz hocam? Şimdi tabii televizyon ekranda ben şunu söyleyebilirim sadece. Çiftleri tanımıyorum, evliliğe bakış açıları, ilişkiden anladıkları nelerdir bunları bilmiyoruz ama genel olarak çok kabaca söylediğim şey şu oluyor böyle durumlarda. Şimdi insan egosu hatayı karşı tarafta aramak konusunda çok usta ve mahirdir. Doğru. Yani hiç insan egosu burada benim hatam var demek gibi bir zor olan durumun içerisine girmek istemiyor. Hı hı. Burada hanımefendi hatalıdır gibi bir şey söylemiyorum kesinlikle. Şu an hanımefendi bana sorduğu için ben olsam önce ya bu ilişkinin bu hale gelmesinde tabii ki eşinin de kesinlikle katkısı vardır ama hı hı. Benim nasıl bir katkım var acaba? Ben ne yapıyorum? Neyi nerede yanlış yapıyorum? Gibi bir soruyu sorup bu çaresiz bir durum burada. Hı hı. Belki eşi de bir yardım almak için falan da çok gönül olmayacak. Hı hı. Ben burada yanlış ne yapıyorum ve bu yanlışı düzeltmek için ne yapabilirim? Kendi yanlışını bazen insan düzelttiği zaman bu karşıdakine de sirayet ediyor. Ama hocam burada kendini suçlamak şeklinde değil. Çünkü ona da çok düşüyoruz. Bütün sorumluluğunu, benim yüzümden değil. Hayır. Evliliğin bütün yükünü ve ilişki probleminin tümünü kendi üzerine almak değil. Hı hı. Şimdi bazen şöyle bir şey oluyor. Çiftler düğümleniyor ilişkiye. Arızayı bir tanesi başlatıyor. Hı hı. Fakat ilginç bir noktadır bu. Diğeri o arızayı çok usta bir şekilde devam ettiriyor. Hı. Şimdi genelde hep arızayı başlatana nazara dikkat çevrilir. Halbuki çok usta bir şekilde o arızayı devam ettiren çok görmezlikten gelinir. Hı hı. Bazen o arızayı, ilişkideki arızayı usta ve maharetli bir şekilde devam ettiren, o arızayı devam ettirmeyi bıraktığı zaman ilişkiyi başlatan da toparlayabiliyor. Hı. Bu çok sık gördüğümüz bir durum. Hı hı. O yüzden her zaman... Benim burada yapabileceğim ne var? Ben mesela kesinlikle bu durum için konuşmuyorum ama böyle bir program vesilesiyle söylemeden de kesinlikle edemem böyle bir şeyi. Fırsat. Peki diye. Hocam, buyurun. Genel olarak mesela kadınlarda gördüğüm bir sorunu söyleyeyim. Mesela erkek psikolojisi çok tanınmıyor. Şöyle tanınmıyor. Bu biraz modernitenin de getirdiği, kapitalizm ve modernitenin getirdiği bir yanlış algı. Kadınlar genelde ilişkinin merkezine kendilerini koyup hep onlar değerli oldukları söylenecek, onlar sevildikleri söylenecek, "Aa, ne kadar güzelsin" denilecek gibi bir anlayış var. Erkeğin de ilişki içerisinde kendini değerli hissetme ihtiyacı olduğu göz ardı ediliyor. Benim klinik gözlemlerim şu, 20-30 senedir insanları dinliyorum, inanın abartmıyorum. Erkeklerin ilişki içerisinde kendilerini değerli hissetme ihtiyaçları, sevilme ihtiyaçları, takdir görme ihtiyaçları, biraz abartılı söyleyeceğim bunu tabii ama belki kadınlara göre 10 kat daha fazla. Şimdi burada kesinlikle demiyorum ki kadının bu ihtiyacı yoktur demiyorum. Ama erkeğin de var ve erkeğinki kadınına göre daha fazla. Bu konuda İsmet Özel'in çok iyi bir tespiti var. Bir arkadaşıma söylemiş, bizzat dinleyen kişi bana söylemişti. Hazreti Peygamber'e ilk iman eden kim? Hazreti Hatice. Hazreti Hatice. Diyor ki İsmet Özel, Hazreti Hatice'ye iman etmesi, Hazreti Hatice'nin Hazreti Peygamber Efendimiz'e iman etmesiyle birlikte Hazreti Peygamber'in peygamberlik görevi bitmiştir. Hı hı. Tabii bir abartı var ama bir hakikat var burada. Yani karısı iman etmiş, karısı inanmışsa, isterse bütün dünya iman etmesin, bir insan bunu, bir peygamber bunu kaldırır ama karısı iman etmese bu çok büyük bir çöküntü olurdu. Erkeklerin erkek açısından karısının dünyasında önemli olma ihtiyacı ilginç bir şekilde bir kadının kocasının dünyasında önemli olma ihtiyacına göre daha fazla. Bu çok ilginç bir nokta oldu gerçekten hocam. Çok ihmal edilen. Kadınlar ön plana ve şikayet eden taraf da olabiliyor. Burada hanımlar bize kızmasınlar ama evlilik iki taraflı bir şey. Beyler de var, hanımlar da var. Şurada biraz yanılıyor. O tarafı da göz ardı etmemek lazım. Hanımefendiler, şimdi duyguları ve düşünceleri söze dökmek bir kadın işi. Biz burada bunu hani oturup da saatlerce bir erkek, konuşan bir erkek bulamazsınız. Ama bir kadın oturur, duygularını, düşüncelerini tane tane bir tesbih tanesini dizer ve önünüze koyar. Evet ve bütün zavallı gariban erkekler bunu yapar yani. Duygu ve düşüncelerini ifade etmek ve ortaya koymak noktasında çok becerikli değiller. Bu yaratılışla ilgili bir şey. Bunu, yani şunu söyleyen erkek çok azdır. Çok nadirdir. Ya sen beni takdir etmiyorsun, beni sevdiğini söylemiyorsun, benim de buna ihtiyacım. Bunu indirekt yolla, alt mesajlarla dile getirir erkekler. Ama kadın bunu yapar. Yani der ki açık açık söyler. Kadınların bu açık açık söylemeleri bir anlamda onların bir şeyidir. Onlar için bir avantajdır. Diğeri de erkekler için dezavantaj. Erkekler bunu dile getiremediği için kadınlar zannediyor ki gerçekten erkeklerin böyle bir ihtiyacı yok. Ama tekrar söylüyorum, milyon kere söylemek istiyorum. Erkeklerin eşlerinin dünyasında önemli olma ihtiyacı, kadınların eşlerinin dünyası önemli olma ihtiyacının daha fazla. Evet ve evlilikte bir problem varsa bu yönden de bir değerlendirme yapmak lazım, bir gözden geçmek lazım. Peki izleyicimize ne tavsiye edersiniz? Artık boşanma aşamasına geldim ama eşim de istemiyor, saygıyı da yitirdik diyor. Nasıl toparlamak lazım? Mesela bu açılardan bir kendini gözden geçirmesi, bende bir hata var mı, acaba yeterince değer duygusunu hissettiremiyor muyum gibi sorgulaması ve sonra da buna yönelik çabalar mı sarf etmesi lazım? Bakılabilir. Yani önce benim bu evliliğdeki ilişki arızasına nasıl bir katkım var diye bir mütalaa edebilir bir insan. Evet ve gerekiyorsa da belki bir profesyonel yardım almaya doğru da gidebilir. Hocam izleyici soruları alıyoruz. Peki evlilik yolunda doğru adımlarla ilerlemek için ne yapmak lazım? Beklentiyi mi düşüreceğiz gibi farklı sorularımız var. Hatice Hanım ve Yağmur Hanım'ın. Ne dersiniz burada evliliğe ne olduğunu, aşk ve muhabbet arasındaki farklılığı, bütün bunları değerlendirdik. Bir de tercih meselesi var. Yani ben bu kişiyle evleneceğim kararını verirken göz önünde bulundurulması gerekenler var ki doğru adımlar atılsın. Buna dair neler söylersiniz? Tercih sebepleri neler olmalı ve bizim gözümüzün önünde bulundurduğumuz yanlış tercih sebepleri nelerdir? Mesela işte maddiyat gibi. Burada yanlış noktaların bir tanesi görebildiğim kadarıyla şu. Şimdi bir denk olmak gibi bir kavram vardır ya, bu denk olmak kavramı biraz eksik anlaşılıyor. İşte eğitim, ekonomik düzey, sosyo-kültürel düzey açısından denk olmak. Denk olmanın bence çok önemli şöyle bir yönü de var. Öncelikle insanın bir evlilik ve ilişkiden ne beklediği konusunda kendini tanıması gerekir. Şimdi mesela bir hanımefendi düşünelim. Eşinden sevildiğini sözel olarak duymak onun için takıntısıdır. Onun için kırmızı çizgisidir. Ama bütün kadınlar böyle değildir. Bir başkası da şöyle ifade edebiliyor bunu. Yani hani sözel olarak çok söylemese bana yani hediye alabilir, bir gül alabilir, mesaj çeksin veya çiçek alsın. Tamam mı? Şimdi sevildiğini hissetmeye yönelik beklenti düzeyi kişiden kişiye çok farklı. Bir defa kendisinin bu anlamdaki ihtiyacını, kendisine özgü o bireysel ihtiyacı farkına varması lazım. Yani benim için çok sevildiğini söylemesi çok önemli değil. Hayır, benim için sevildiğimi söylemesi, beni sevdiğini söylemesi benim için çok önemli. Şimdi tamam önemli fakat bir de karşıda başka bir insan var. Şimdi erkeği aldık karşımıza. Nişanlık döneminde diyelim bu insanlar veya yeni tanıştılar, görüşüyorlar. Şimdi karşıdaki insanda belli bir biyoloji, fıtrat üzerine yaratılmış, belli bir ailede büyütülmüş, belli bir çevreden giriyor. Yani bir arka planda getirdiği bir malzeme var erkeğinde. Bu malzemeyle bu insan duygularını sevdiği bir insana, bu sadece karısı için değil, kardeşi olabilir, annesi, babası, arkadaşı, duygularını ifade etmek konusunda bu adam beceriksiz ya da az yapıyor bunu, yapamıyor veya. Tamam mı? Şimdi bunu yapamıyor ama bakın, yapmak istemiyor da değil. Hakikaten ya bu çok zor bir şeydir çünkü. Yani burada şundan bahsetmiyoruz. Genel bir standart algı vardır ya, içkisi yok, sigarası yok, kötü alışkanlığı yok, işi var. Tamam dört dörtlük insandır. Burada çok farklı kişilik yapılarının uyumundan bahsediyoruz aslında. Benim yani bireysel kasıt budur aslında değil mi? Benim ilişkideki ihtiyacım ne? Benim ilişkideki ihtiyacıma karşıdakinin karşılayabilme potansiyeline. Diyelim ben muhabbet etmekten çok hoşlanırım. Tamam, hoşlan. Ama adam hoşlanmıyor. Bu hoşlanmaması evlendiği insanla ilgili bir arıza değil. Hı hı. Yani kiminle evlenirse evlensin o adam kendi içine kapanık birisi. Ya bir restoranda yemeğe gittiğiniz zaman adamın veya sosyal fobisi var mesela. Hı hı. Çok sık karşılıyoruz. Benim kocamdan artık soğudum. Niye soğudun? Bir garsonu çağıramıyor diyor. Hı. Tamam, çağıramıyor da bu evlilikle seninle veya sana sahip çıkmamakla ilgili bir şey değil. Karakteri ve kişiliği öyle. Hı hı. Bunu benim bireysel ihtiyacımla, bu bireysel ihtiyacımı karşılayacak bir donanıma sahip mi? Denklik konusunda benim en çok altını çizdiğim, önemsediğim noktalardan bir tanesi bu. Evet. Mesela aşık olan çiftler bunu görmüyorlar. Doğru. Aşık oldu ve karşıdaki insanın dünyasında çok muhteşem, hayal aleminde çok iyi bir yerde. Şimdi burada yapılan çok ciddi bir hata da şu. Bazen çiftler bunu görüyor. Tamam mı? Hı hı. Yani adam ilgisini çok gösterebilen biri değil. Şimdi bazen çiftlere ben sorarım. Bu yaşadığınız sorunları nişanlıyken, evlenmeden önce de yaşıyor muydunuz? Yaşıyorduk, hatta çok fena yaşıyorduk. Ama niye evlendiniz? Evlenince niye düzelir diye düşündüler. Evet, evlenince düzelir. Büyük bir yanılgı sanıyorum değil mi hocam? Evlenince düzelir, evlenince ben onu değiştiririm. Koca bir yanılgı. Hı hı. Yani bir insanı ben düzeltirim ve düzeltince beğenirim diyorsanız o insanla evlenmeyin. Burada hocam kitabınızda da güzel bir formül var. Özellikle evlilik görüşmelerinde şimdi ve burada formülünü uygulamak gerekir diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz burada? Tam da bu konuyla bağlantılı olduğu için soruyorum. Bir defa kabul edilecek bir şey şu. Arızasız insan bulamazsınız. Hı hı. Birisi çok konuşur, birisi az konuşur. İkisi de arızadır. Kişiye göre değişir. Birisi savurgandır, adamın elinde para tutmaz ya da kadın cimridir, kadın savurgandır. Bir tanesi cimridir, arızadır. Cimrilik de arızadır, savurganlık da arızadır. Hı hı. Bir tanesi agresif, öfkelidir, bir tanesi sinirleri alınmış bir insandır. Tamam mı? Şimdi kabul olacak şey bu. Arızasız insan bulamazsınız. Mesele karşıdaki insanın arızasını. Birisi dağınıktır. Bir tanesi de aşırı titizdir. Titizlik de böyle şey, kralı yani. Yani şunun yan yana eğik durması bile canı sıkar. Hı hı. Tamam mı? Tamam, okey. Sen titizsin. Karşıdaki insanda dağınık gördün. Soru şu, evlenmeden önce şu sorulacak. Karşıdakinin arızasını ben evlendiğim zaman bu yükü taşıyabilir miyim? Hı hı. Ama şu koşulla, bu arızası hiç değişmeyecek. Bu insan savurganlıktan vazgeçmeyecek veya bu insan cimrilikten vazgeçmeyecek. Bu insan az konuşmaktan vazgeçmeyecek. Hı hı. Karşıdaki insanı katsayı vardır ya matematikte, mesela pi sayısı vardır 3.14. 200 yıl önce de 3.14'tü, şimdi 3.14. 200 yıl içerisinde 3.14, 3.15 olmadı. Evet. Karşıdaki insanda 3.14'tür ve 3.15 olmayacak, değişmeyecek. Böylece kalacak. Bu haliyle ben bir ömür bu insanla geçirebilirim. Bakın, iyi ya da kötü insan olmaktan bahsetmiyoruz. Dünyanın en iyi insanı olabilirsiniz. Hı hı. Ama dünyanın en kötü karı ya da kocası olabilirsiniz. Doğru. Karşıdakinin arızası var. Tekrar söylüyorum. Arızasız insan bulamazsınız. Hayal, fantazi, olmaz böyle bir şey. Karşıdaki insanın arızasını ben kendi kişiliğim itibariyle kaldırabilir miyim? Hı hı. Yoksa kaldıramam diyorsunuz ama orada şu vehme kapılıyorsanız yine yandınız demektir. Evlenince ben bunu düzeltirim. Çok doğru, evet. Kimseyi hem değiştirme yükümlülüğü yoktur, hı hı, evlilikte, hem de değiştirme gücü ve takati yoktur. Biz yıllarca terapi yaptığımız hastalarda bazen bir şey değiştiremiyoruz veya çok gıdım gıdım şeyler değiştirebiliyoruz ki karı kocanın birbirini değiştirmek gibi lüksü yoktur. Hı hı. O değişmezlik içerisinde ben bu insanda yaşayabilir miyim gibi. Bizim rahmetli bir hocamız vardı, Sami Zan diye, anatomi hocası. Dersin ortasına zaman bazı durur böyle aniden ve hayatla ilgili takım şeyler söyler. Bunun çok hoş bir lafı vardır. Koca terbiye edilmez, terbiyeli koca alınır derdi. Çok güzel. Evet, çok da güzel bir tavsiye oldu. Evlilik terbiye yeri değildir. Hı hı. İki tarafın da birbirini terbiye edebildiği kesinlikle bir yer değildir. Evlilik, arızalarını gördüğünüz insanla o arızasıyla birlikte yaşayabilip yaşayamayacağınız bir yerdir. Bu da evlenmeden önce bu arızalar görülüyor. Hı hı. Ama kendimizi kandırıyoruz. İnsanlar kendilerini kandırıyor ve diyor ki değişebilir veya diğer taraf kandırıyor. O da bazen, o da çok nahoş bir durum tabii. Evet. Yani diyelim alkol kullanıyor. Ben evlenince bırakırım diyor. Mesela. Veya gizliyor. Mesela onda, bu gizlemesi tam sahtekarlık. Hı hı. Yani ama vaatlerde bulunuyor ya da bırakacağım evlenince diyor. Yani iki türlü, ya gizliyor veyahut da vaatlerde bulunuyor. O vaatler de tehlikeli. Hı hı. O vaatler konusunda benim genelde hani bana sorulduğu zaman yine sabitleyin ve bu hiç değişmeyecek gibi düşünün. Hı hı. Çünkü şöyle mantığı şöyle çok basitçe şöyle kuruyorum. Diyelim alkol kullanan bir insan veya ben namaz kılmıyorum. Mesela çiftler nişanlık döneminde ya da birbirine tanıştığı dönemde bir tanesi namaz kılmıyor. Hı hı. Evlenince kılacağım. Bir dakika, evlenince niye sen namaz kılacaksın ki? Yani şimdi namaz kılmayan bir insan niye evlenince kılsın? Veya şimdi alkol bağımlılığı var. Evlenince bırakacağım. Ya da sigara içiyor. Kadın da nefret ediyor sigara kokusundan. Bu sigara evlenince bırakırım. Hayır. Hı hı. Şimdi bırakılmayan sigarada evliliğin ne kerameti var ki evlendikten sonra bu olacak? İşte şimdi burada dediğim şey bu. Şimdi burada ki halini donduralım. Hı hı. O donmuş haliyle ben yapabilir miyim? Yaparım. Buyurun. Devam edin. Ha, yapamam. O zaman bir durun bakalım şöyle. Evet. Ve değişir demek, düzelir demek çok büyük bir hata. Bir daha altını çizelim. Hemen Elazığ'daki izleyicimize dönelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Kolay gelsin. İyi günler. Çok teşekkür ediyoruz. Hocamıza bir sorum olacaktı. Tabii, buyurun. Buyurun. Arkadaşım beni biriyle tanıştıracak. 2 ay oldu söyleyeli ama biz hala tanışamadık. Hı hı. Ve kendisiyle tanıştığım zaman hani çok ne soracağımı bilmiyorum. Hı hı. Ama tek bir şey söylemek istiyorum kendisine. Yani etrafımda gördüğüm için bunu sormak istiyorum. Hani bana sahip çıkmasını istiyorum. Hmm. Yani siz etrafınızda size sahip, yani eşine sahip çıkmayan insanlar gördüğünüz için mi bunu ifade edeceksiniz? Evet. Hı hı. Sahip çıkmaktan kastınız nedir hocam? Burada... Araya giriyorum ama. Estağfurullah. Nedir sizce? Yani bence bu her türlüye giriyor. Yani ailesine karşı, yani her türlü haksızlıklara karşı eşini korumasını istiyorum. Öyle. Peki hocam, buyurun, siz de bir şey soracaktınız. Burada tam olarak soru haline getirirseniz ne soruyorsunuz tam olarak? Yani ben kendisiyle hani tanışmadım ama hani tanıştığım zaman hani daha çok ona ne sormam lazım? Hı hı. Yani evlilik görüşmesi sırasında neler konuşulmalı olarak da formüle edebiliriz. Kaç yaşındasınız? Evet. Olarak onu da soralım. Salı günü 21 olacağım. 21? Evet. 21. Peki, oldukça da genç bir arkadaşımız. Çok önemli bir soru. Gerçekten gençler bu konuda çok da kafa karışıklıkları yaşıyorlar. Hemen hocamıza yönelteceğiz. Çok teşekkürler bağlandığınız için. Evliliğe giden süreçte nelere dikkat etmeli, doğru karar vermek için ne yapmalıyım diyorsanız, psikiyatrist Mustafa Ulusoy'la evlenmeyi düşünen çiftlere uyarı ve tavsiyeler sunuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Evet, devam ediyoruz. Oldukça önemli bir soru. Evlilik görüşmesinde neler konuşulması lazım? Aslında çok güzel doneler sundunuz bize programımızın başından itibaren ama karşı karşıya geldiler ve konuşmaya başlayacaklar. Tam da o söylediğiniz muhabbet kurulabilir mi? Bu adam nasıldır? Bu kadın nasıldır? Ben o arızaları da keşfedip acaba bütün hayatım boyunca taşıyabilir miyim? Bütün bunları hangi tür bir diyalogla anlayabilir gençler? Ne dersiniz? Vallahi hani bir insana görüşmeye giderken bir uzun bir liste hazırlayıp sorular listesi, bu bana çok mantıklı gelmiyor. Bu iş bir gönül işi, sezgi işi ve akıl ve şuur, insanın sezgileri size el yordamıyla ne yapmanız gerektiğini aslında söylüyor. Olağanına bırakırsanız. Doğallık ve samimiyet aslında. Yani normal bir insanla tanışırken hani kendi cinsinizle oturup muhabbet edersiniz. Hı hı. Aklınıza bir soru gelir. Bu böyle sorularla karşıdakinin çok anlaşılacak bir şey değil. İnsan anlamak sanatı biraz birçok yönüyle aslında arkadaki işleyen bir sistem bunu kendiliğinden yapmaya başlar. Oturması, kalkması, ses tonu, garsonu çağırırken ki el hareketi, hey gel diyor, yani. Lütfen gelir misiniz diyor örnek olarak. Birçok faktör zaten ilk gördüğünüz dakikadan itibaren insan içerisinde bir mindset derler İngilizce'de, bir zihinsel bir set var. Bu set çalışmaya başlar. Önce bir fiziki tarafta merak eder çiftler ilk birbirini görecekleri zaman. İşte hoşlandı, güzel. İlk o atlatılması gereken şey odur iki tarafta. Hoşlanmadısı bir bariyer oluşuyor. Tamam. Hoşlandı devam ediyor. Dediğim gibi birçok yani insan kendi akışına bırakırsa o görüşmede birçok şey çıkar. Hani evlilikten ben şunları bekliyorum liste. Bunları yapacak mısın, yapmayacak mısın? Olmaz böyle bir şey. O süreç içerisinde ben kabaca şunu söylüyorum. Çok kaba bir şey söyleyeceğim. Çok genel bir şey söyleyeceğim. Karşıdaki insanın merhametli ve vicdanlı olup olmadığı benim için çok önemli bir şey. Bu nasıl anlaşılır? Yani dediğim gibi oturma, kalkma birçok böyle faktör size o insanın vicdanlı olup olmadığına dair ipucu verir. Yeter ki biz bunu görmeye çalışalım. O ipuçlarını göz ardı etmemekle de alakalı. Şimdi burada yapılan bir yanlış daha var. Onu da hiç unutmadan söylemek istiyorum. Programda mutlaka söylemek hani isteyeceğim bir şey bu da. Hiçbir aşk, aşık olmadan evlilik çok iyi olabilir. Hani şart değil aşık olmak için. Fakat karşıdakine hiçbir duygu taşımadan da evlilik olmaz. Yani asgari evlenmek meselesi hocam. Bu hataya gerçekten çok düşüyor çiftler. İşte bazen denklik dediğimiz ama yanlış kriterler belirlediğimiz, işte eğitimi denk, parası denk, yaşı denk, aileler birbirini tanıyor. Hele de aileler bu noktada bir baskı yapıyorsa hani daha ne istiyorsun oğlum, daha ne istiyorsun kızım diyorlar. Çok klasik cümle bunlar işte. Ve tamam o zaman hani demek ki evlilikte bir keramet var herhalde gibi düşünülüyor. Tam arızayı bu kadar yani çok güzel ifade ettiniz. Arıza bu. Çıkıyor yani, mu hocam keramet çıkıyor mu peki? Evlilikte keramet yoktur. Yok. Evet. Evlilik insanı düzeltmez. Karakteri düzeltmez. Hani insanın evlilik ne yapar? En fazla kerameti şudur, hayatınızı bir düzene sokarsınız. Doğru. Evlilik tam tersi zor bir şeydir. Dünyanın en zor yaşantısı. Tanımadığınız etmediğiniz bir insanla bir aynı evde yaşamaya başlıyorsunuz. Bir tanesi bilmem ne, birisi başka bir yer, birisi bir yerden, başka kültürden gelmiş, başka bir kült, birisi ağzına çiğ köfte koymaz, birisi de çok sever. Alınsa çatışma. Doğru. Birisi eve kapanıktır, dışarı çıkmak istemez, diğerisi dışarıda gezme, alın buyurun size çatışma. Şimdi burada hiç duygu olmadan evlilik olmaz. Evlenince ben bu insanı severim, bir fantazidir, bir kendini kandırmadır. Böyle bir niyetle yapılan bir evlilik gerçekten karşı tarafa çok büyük bir sıkıntıya sokuyor. Bir de haksızlık sanırım. Ciddi haksızlık. Hem kendisine yaptı hem de karşı tarafa yaptığı haksızlık. Bir haksızlık. Ve bu arada aileler çok yanlış yapıyor dediğiniz noktalardan dolayı işte gül gibi kız daha ne istiyorsun ya da gül gibi işte çocuk işi var gücü var yakışıklı bilmem işte alkolü yok sigarası yok. Daha ne istiyor? Hayır sevmedi, kalp sevmedi. Yani bu iradi bir şey değil çünkü. Bir insan evlenmeden önce iradi olarak ben bu insanı seveceğim, hissi anlamda seveceğim demek de sevilemez. Orada kalp karar veriyor çünkü. Şimdi evlenmeden önce mutlaka göz ardı edilmeyecek noktalardan bir tanesi bu. İkincisi merhamet ve şefkatli olup olmalı. Merhamet ve şefkat evlilikte nasıl bir şey diye bana çok sorulur. Bir yaşlı teyze bana anlatmıştı da işte bu budur derim yani hani evlilikte merhamet etmek istiyorum diyorsanız işte bu. Bundan daha güzel örnek düşünemiyorum. Teyze diyor ki demişti ki bana benim kocası vefat etmişti. Benim kocam çok merhametli bir insandı. Onu çok özlüyorum falan güzel. Nasıl merhametliydi senin eşin teyzeciğim? Şimdi şimdiki dönemde her evin kaloriferi var. Eski dönemde evlerde soba var. Her odada soba olmaz. Genelde oturma odasında olur. Dolayısıyla yatak odasına gidildiği zaman yatak buz gibidir. Benim kocam yatma zamanı gelince yatak odasına giderdi. O yatağı ısıtırdı. Kendisi girip. Hı hı. Yatak ısındığı beni çağırırdı. İşte bu merhamettir. İşte bu şefkattir. İşte bu vicdandır. Evet. Bu şefkatli ve merhamet fedakarlığı gerektirir. İnsanı fedakar haline sokar. Sabretmeyi merhametli ve vicdanlı olan sabreder. Hı hı. Merhametli ve vicdanlı olan insan karşıdakinin arızalarını, kırmızı çizgi dışındaki arızalarını daha toleranslı olur. Merhametli ve şefkatli olan insan, bu söylediğimi çok önemsiyorum. Evlilik karşılıklı bir yüktür. Karşıdakinin yükünü seve seve omuzlanır. Hı hı. Yani evlilikte yük olmasın gibi bir şey fantazidir. Evliliğin ruhuna, beraber yaşamanın ruhuna aykırı. Beraber iki insan, bırakın evli olmayı, iki öğrenci bir ev tuttu. Biri bir odada, diğer odada yaşıyor. Yine yük. Yük Aynen. değil mi? Ya da yukarıda ki dairede oturan insan da sizin için yük. Nasıl yük? Yukarının çocuğu oluyor, ınga ınga sabaha kadar ağlıyor. Siz de aşağıda bunu duyup rahatsız oluyorsunuz. Yük, buyurun yük işte. Hı hı. Yani bir arada yaşamanın getirdiği bir takım yükler, yükümlülükler belki evet. sorumluluklar olacak ve bunları bilerek evliliğe girmek gerekiyor. Burada aile konusunu ben biraz daha açmak istiyorum hocam. Çünkü çiftlerin en çok zorlandıkları konu aileleri aşmak ya da aileleri aşamayıp sizin biraz önce uyardığınız gibi sevmeden evlenmek. Burada ailelere nasıl bir yaklaşım biçimi düşüyor? Yani baskı yapmak mı ya da kalpler... uyum sağladı ama işte baba diyor ki asla olmaz. Anne diyor ki bu bize hiç uygun bir kız değil mesela. Yani yapıcı ya da yıkıcı, hangisini tercih etmeli? Aileler ne yapmalı? Ben genelde şunu söylerim. Allah bile insanın iradesini elinden almıyor. Hı hı. Akla kapı açmış, iradeyi elinden almamış derler alimler. Hı hı. Ebeveynin görevi... istişare yapar, fikrini söyler ama nihai karar genelde şeyindir, çocuğun olması gerekir. Bu yönde ciddi yanlışlar oluyor. Başka bir yanlış da şu, bu biraz da kadınların yaptığı bir yanlış bu toplumda. Şimdi uzun yıllar boyu bu coğrafyada gelinler kaynanalarla aynı evde yaşamışlar. Hı hı. Ve evet, gerçekten travmatize olmuş çok gelin hikayesi var. Bundan yola çıkarak şöyle bir anlayış var. Ben kendimi karşı tarafı, kocamın ailesini ezdirmeyeceğim. Hı hı. Onlara arama mesafe koyacağım. Bunlar boş laflar. Bu coğrafyanın şöyle çok önemli bir özelliği var. Bu coğrafyada iki taraf için de söylüyorum. Tek tarafı kadınlara mahsus değil. Hı hı. Karşı tarafın ailesiyle asgari bir ilişki kurmazsanız, çok özel durumlar hariç, çok özel durumlar, çok kırmızı çizgilerin hı hı. çiğnendiği özel durumlar hariç kurmazsanız mutlu bir evlilik kuramazsınız. Bu kadar basit, evet. Annesi şöyle, tamam ama hani sen kocanı seviyorsun, ya da babası böyle. Peki sen karını sevdiğini söylüyorsun. Bir göz hatır için 100 göz sevilir. Yani sen, şimdi yine geldik yüke. Evet. Arızalar meselesine geldik bir de, değil mi hocam? Yani bir insanı sevdiğini iddia ediyorsan, hı hı. onun hayatında akrabaların, anne babasından gelen yüke sen razı olmak zorundasın. Yoksa sevgiden bahsedemeyiz orada. Hı hı. Asgari bir ilişki kurulmadan, çünkü burası Amerika değil. Hı hı. Şimdi Amerika'da insanlar atomize olmuş, parçalanmış bir yaşıyorlar. Bir şükran gününde çocuklar ebeveynlerini ziyaret ederse ediyor. Doğru. Onun dışında hiçbir ilişki yok. Şimdi biz bir takım işte terapi kongrelerine falan bu tür bu memleketteki özgü sorunları anlattığımızda Amerika terapistler şaşırıyor. Ne demek kayınvalide sorunu? Şimdi Amerika'da kayınvalide sorununu duyamaz, yok, bilemezsiniz. İlişki yok zaten. İlişki yok. Doğru. Burada ilişki var. Bu ilişki olması iyi bir şey. Bir garantidir, bir emniyet sebebidir. Ama her ilişki gibi bunun bir yükü vardır. Bu yükü tabii dediğim gibi kırmızı çizgi meselesi aşılan durumlar haricinde bu yükü bir şekilde hepimiz farklı biçimlerde bunu omuzlamakla mükellefiz. Mükellefiz. İki taraf için de geçerli. Yani hani kayınvalide, kayınpederin bir takım arızaları, yükleri, getirdiği sorumlulukları vardır. Gelinle damadın da aynı şekilde vardır. İki taraf için de aslında yapıcı bir bakış açısı problemleri çözecektir diye düşünüyorum. Hocam ortalama 7 dakikamız var. İki önemli konu daha var. Sizi konuk etmişken konuşmak istediğim bir tanesi nişanlılık meselesi. Nişanlılığa bakış açımız çok yanlış olabiliyor. Nişanlılık neden var? Bunu sormak istiyorum. İkinci olarak da evlenemeyen gençlerimize, bir türlü kısmetini bulamayan gençlerimize, sürekli hala birini bulamadın mı diye baskı altında kalan gençlerimize ne söylersiniz? Şimdi nişanlılık çok kıymetli bir zaman. Nihai evlilik aslında nişanlılık evlenme kararının son noktası değildir. Nişanlılık evlenme niyetini ibraz etmek, ortaya koymak kararıdır. Nişanlık şu anlamda bir insanı tanımak için çok tarihi bir zaman dilimidir. Şimdi nasıl bir tarihi? Çünkü işte nişanlık alışverişi yapılıyor. Alın size gerginlik zamanı. Ve bir insanı tanımak için bundan daha güzel bir zaman, alışveriş zamanında daha güzel bir zaman düşünemiyorum. Mobilya bakılacak. Hayır, alın size gerginlik zamanı. Kız bir şey istiyor. Erkek ben beyaz mobilya sevmem diyor. Öteki başka bir şeyi söylüyor. Şimdi birbirlerine nasıl uyumlanacaklar? Uyumlanabiliyorlar mı? Esneklik var mı yok mu? Mesela esneklik kavramı benim çok sevdiğim bir kavramdır. En iyi kişilik özelliği, bütün psikiyatrik araştırmalar ve mutluluk faktörü. Yani bir insan, hangi insanlar en çok mutlu oluyor diye sorulduğu zaman birçok psikiyatrik araştırmada esneyebilen insan. Ben kesinlikle şu yemeği yemem. Tamam yemezsin de biraz esne, hadi esneyebiliyorsan, ya da şu mobilyalardan nefret ediyorum. Tamam güzel de evlilikte bunu esnetebilecek misin? Bu nişanlılık dönemi bu anlamda karşıdakinin ne kadar esneyebildiğini, ne kadar fedakarlık yapabildiğini, bir takım şeylerden vazgeçemediğini, öfke nöbetlerinden maruz kalıyorsun, seni bırakıp gidiyor mu? Birçok açıdan karşıdaki insanı anlamak için ve bu insanın şu özelliklerini ben evlendikten sonra tahammül edebilir miyim? Başta konuşmuştuk ya. Bizzat böyle olayların içerisinde görebilmek için tarihi bir fırsat. Bu toplumda şöyle bir ciddi nişanlıkta arıza var. Nişanı atmış denilince sanki yani o kız böyle hani boşalmış insanlara bile böyle kötü gözle bakılmıyor. Bu anlamakta da zorlanıyorum. Halbuki tarihi bir fırsat birbirini tanımak için bu anlamda nişanlılık bu anlamda değerlendirilmesi gerekir. Yani zaten evlilik öncesi bir test aşaması ve keşke evliliğe taşınsa ama taşınmama noktası da serbest bırakılmış. Zaten onu test etmek için var. Yani. Bunun için var. Nişanlık denilen şey tam tamına son o nihai kararı vermeden önce bir durum değerlendirmesi yapmak için bir fırsat. Bu şekilde genelde çiftler, gençler değerlendirmiyor. Bir tavsiyem genelde bu oluyor benim. Ve özellikle alışverişten bahsettiniz. Alışveriş o kadar çok yapılıyor ki mobilyalar alınıyor, evler tutuluyor, gelinlikler dikiliyor. Ama o sırada bir takım problemler de yaşanıyor. Sonra da deniyor ki o kadar çok masraf ettik ki şimdi nişanı atmak da olmaz. Ve buna geliyoruz yani. Ciddi ve kötü bir evlilikten yine iyidir. Evet. Bunu da sormak istiyorum hocam. Tam son olarak gelmek istediğim nokta evlenemeyen gençlerimizden bahsettik. Hatta yaşı artık ilerlemeye başlayan, bir de çok fazla konuşan bir toplumuzdur. Biz hala birini bulamadın mı, kimse seni beğenmedi mi gibi. Sizin şöyle bir ayrımınız var. Mutsuz bir evlilik, mutsuz bir evlilik mi, yalnız bekarlık mı? Genellikle yalnız bekarlık yaşamaktansa mutsuz bir evliliğe razı olabiliyor bazıları. Bu nasıl bir hata? Şimdi yalnız olmak zor bir şey. Allah insana bu dünyada bazen iyi ile kötü, hayırla şer arasında seçim yaptırmıyor da daha az zararlı hangisidir diye seçim yapmamızı isteyebiliyor. Yalnız yaşamak zor. Stresli bir durum, gergin bir durum, bir hayat arkadaşınız yok, tamam. Kesinlikle zor bir durum. Ama sırf bu duygudan kurtulayım diye yapılan ve bile bile yapılan, şimdi bilmeden olması başka bir şey, bile bile yapılan bir evlilik, mutsuz evlilikteki yaşanan ruh haline göre belki 100 kat daha zor. Yani iki, daha az kötü arasında seçim yapılması gerekiyor. Burada evlenmeyen kişilere hakikaten boş laf geliyor. Kusura bakmasınlar bunu söyleyenler ama hani birisini bulamadığın gibi bir laf kadar saçma bir laf düşünemiyorum. Çünkü bu bulunacak bir şey değil. Bu bir hani kısmet kelimesi denir ya Anadolu'da. Kısmet kelimesi gerçekten evlilik meselesinde bir eş bulma konusunda yakıştığı kadar başka hiçbir şeye yakışmıyor. Şöyle kafaya takarsınız, ben bu sene İspanyolca öğreneceğim. Yaparsınız. Alleme dersiniz, halle kursa gidersiniz, İspanyolca film dersleri edersiniz falan. Bir bakarsınız ki bir sene sonra bir insan takır takır şakır şakır İspanyolca konuşuyor. Hı hı. Ben karar verdim bu sene evleneceğim. Yok böyle bir şey. Yani insan iradesine çok bağlı bir şey değil bu. Hı hı. En fazla ne yapıyor insan? Ne yapabilir? Süslenir, püslenir. İşte oraya gider, buraya gider. Ya da işte bir arkadaşı der ki şöyle bir insan var, tanışır mısın? Tanışırsın. Hı hı. Bu yapılacak başka bir şey ama yok burada. Ama kısmeti değilse ne yapsa gene olmaz. Olmuyor. Evet, o da yani kısmeti. Dolayısıyla hani burada şöyle şeytan şöyle insanlar şöyle aldatıyor işte. Sen sevilmeye layık değil layık biri değilsin. Hı hı. Ya da işte değerli bir insan değilsin vesaire gibi. Bunlar hakikaten insanın değerliliği, güzelliği vesaire hiçbir ilişkisi olmayan bir durum. Bir nevi sınav. Hani şöyle söylerim bazen, bazen de kızarlar böyle söylediğim için ama öldüğümüz zaman bize sorulan soru evli misin, bekar mısın değil. Yani hani evlilikten daha öte, hayatın kendisi evlilikten daha öte bizim karşımızda başka bir şey olarak duruyor. Hı hı. Çözülmesi gereken evlilik problemimiz değil bizim hayatta tek. Hı hı. Hayatın bizatihi kendisi. Yaşlılık, ölüm, ölümden sonraki hayat, öldüğümüz zaman Azrail'e ölüm meleğine cevap vereceğiz. Ebedi bir mutluluk mu, ebedi bir helaket mi gibi bizim çok daha derin meseleler var. Hı hı. Şeytan her zaman en büyük tezgahlarından bir tanesi şu, mahrum olduğumuz her neyse, bu evlilik olabilir veya evlenirsiniz çocuğunuz olmaz. Hı hı. Bu sefer ona takıntı yaptırır. Tabii. Çocuk olur, otistik olur, ona takıntı yaptırır. Yani her neyden mahrumsak sanki o mahrumiyet bütün mutsuzluğun kaynağıymış gibi aldatır. Görülebilir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Keşke süremiz daha fazla olsaydı. Keşke başka başlıklarımızla detaylandırabilseydik. Ama çok önemli tavsiyelerde, uyarılarda bulunduğunuz bir bakış açısı sundunuz. Evliliğe dair, evlilik sürecine dair gerçekten kulaklara küpe bir program oldu. Kendi adıma da çok faydalandım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü inşallah tekrar karşınızda olacağız. Saatler 16'yı gösterdiğinde bakalım neler konuşacağız. Kredi kartı borçlarım giderek birikiyor, ödeyemiyorum. Şimdi ne yapmalıyım diyorsanız, mali müşavir Yılmaz Sezer'le akılcı tüketime dair öneriler sunuyor. Kredi kartı kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım.